Birincilik aldığı yarışmada Ben özelleştiriyor. Değil mi? Çok evet. Tuhaf oldu. Doktor bey azıcık ben yanınıza geleyim. Bunlar evet. Beni yerden yere vurdular. Bir dakika bir dakika. Gelin şöyle azıcık da oturayım vallahi. Bu topuklar ne olmuş? Şimdi liposuction evet. Hangi yaş aralıklarında uygulanır diye sormak istiyorum. Tabii ki. Yani liposuction hemen her yaş yapılabilir aslında. Yani 18 yaşıyla şöyle kabaca tarif edelim. Gelişimini tamamlamış, 18 yaşına gelmiş. Geldikten itibaren hemen her yaşa yapılabilir. 70 yaşında bir insana da yeri geldiğinde yapılabilir. Çok nadir ama genelde hangi sık en sıklık dediğin zaman 15-50 yaş arası diye, 18-50 yaş arası diye söyleyebiliriz. Ama bazen öyle durumlar olur ki 15 yaşında, 16 yaşındaki bir insana da yeri gelir liposuction yapmak durumunda kalırız. Çünkü liposuction dediğimizde yalnızca kadınlara özgü bir vücut şekillendirme olarak algılamayalım. Örneğin genç bir erkektir, 16 yaşındadır. Göğüsleri biraz büyüktür normalden. Cinekomast dediğimiz durum vardır. Onu çok rahatsız ediyordur psikolojik olarak. Onun okul başarısını, akademik başarısını, sosyal ilişkisini, arkadaşlık yoldan olumsuz etkiliyordur. Mutlaka orada liposuction'la o bölgeyi düzeltmek gerekebilir. Tabii ki biz bir kadın programı olduğumuz için evet. Hep kadınlar üzerine bunlarda konuşuyoruz ama estetik gerçekten yarık dudaktan tutun tabii, da tabii. Pek çok şeyde ne bileyim bir kaza neticesi olmuş şeylerde deforme olmuş bölgelerde erkeklerin sorun duyduğu şeylerde pek çok şeyde yapılabiliyor. Aslında çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Siz Samsunluymuşsunuz ve Samsun'da da sizin bir merkezin varmış galiba. Evet, bu arada size de söyleyeyim. Samsun, sağlık kenti Samsun olarak son yıllarda ön plana çıktı. Evet. Böyle bir vizyon geliştirdi Samsun valimiz Hasan Baski Güzeloğlu. Sağ olsun. Yani Rusya'dan falan da kayı kayı veriyorlar galiba Samsun'a doğru. Bölge ülkelerden, Türkiye'nin evet. Bölge ülkelerden tedavi olmak amacıyla, bir takım işlemini yaptırmak amacıyla Samsun'a önemli bir ilgi var, alaka var. Samsun'a çok saygılarımı iletiyorum efendim. Çok evet. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Yine bir soru gelmiş. Liposuction yöntemiyle vücuttan ne kadar yağ alınabilir? Evet. Liposuction yöntemiyle vücuttan normal koşullarda 10 litreye kadar, yani hastane ortamında optimal koşullarda 10 litreye kadar güvenle yağ alınabilir. 10 litrenin üzerine de geri gelirse alınabilir. 15 litrenin üzerine de alınabilir. Fakat bu artık terapik, tedavi edici bir yön kazanmış olur. Yani iş estetikten ziyade tedavi maksadıyla yapılacak bir yön olur ama bu çok özel koşullarda, özel ortamlarda yapılması gerekir. Normalde 100-200 cc ile 10 litre arasında optimal koşullarda çok rahatlıkla anlatabiliriz. Bravo. Cengiz bir dakika ya. Biz bu hiçbiriniz ilgilenmiyorsunuz. Biz öyle bir liposuction falan koşuyoruz. Çünkü henüz hiçbirine ihtiyacı yok. Bir ben orada oturmuşum. Böyle dinlemiyorsunuz bile. Aşk olsun. Ya çok kulağımız güzel. Orada. Kulağımız doktor bey soracağım bir parça göbeğim alabilir mi diye. Hadi canım Cengiz bırak Allah aşkına. Şimdi danteli böyle uzun kestin. Şurada. Böyle parçalara ayırdık. Evet. Sonra ortasından bir makine çekildi. Makinede mi bıktırdık bunu? Evet. Ben de böyle yap elde makineye koyuyorsunuz. Sonra biraz bu ipliği mi itiyorsunuz? Şöyle bir parça böyle şöyle çeke. Ondan sonra bu forma geldi. Evet. Giymediği bir cekette. Şimdi biraz daha ilavesi hadi canım, olacak. İnanmıyorum. Eve gidiyorum sen Kübra. Bütün ceketlerimi yapmak istiyorum. Blüjinleri ütüleyeceğim. Ceketleri yapacağım. Tamamen başka bir kadın oluyorum. Bugün sana liposuction yaptıracağım. Hepsini yaptırıyorum. Görürsünüz gününüzü. Bence hiçbir şey yapma. Böyle o kadar iyisin ki. Ay ben o kadar mutlu ve barışıyorum ki. Hiç yani ben tabii dalga mı geçiyorum. Hiç umurumda değil. Yani bütün bunlar hepsi yapılabilir. Ama neyseniz olsunuz. Ondan kesinlikle. Başkası değilsiniz. Hakikaten ister onu yaptırın, ister yaptırmayın. Siz neyseniz osunuz. Osunuz yani. Ondan başkası değilsiniz. İnsan kendini geliştirebilir, daha güzel şeyler yapabilir. Ama önemli olan sizin yaptıklarınız, sizin dünyaya bakışınız. Neler bıraktığınız. Neler bıraktığınız. Bütün bunlar çok önemli. Ben bunları inanın. Doktor bey gücünüze gitmesin. Yani bunu da söylemek zorundayım. Hakikaten bütün bunlar yapılabilir ama başka şeyler de gerekli. Değil mi? Tabii ki mutlaka. Tabii ki. Ama ne var biliyor musunuz? Tıbbın bu noktaya gelmesi bence moral de çok önemli. Tabii eğer ki. Bir kadın kendisinde ne bileyim basen bölümünde
ya da göbeğindeki birikmiş diyet de verdikten sonra gitmeyen bölümünü, ya ben çok rastlıyorum, çok arkadaşlarım var. Estetik öyle bir noktada ki bence insanlara moral veriyor. Hakikaten. Eğer kendini iyi hissediyorsa aktif sosyal hayatta da bence daha da başarıya ulaştığını düşünüyorum. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Peki o alınan yağlar geri geliyormuş diye de biz tonton kızlar arasında da bir dedikodu var. Derya Hanım, liposarkinle ilgili bilinen bazı yanlış şeyler var. Mesela bir tanesinin dediğiniz gibi işte o bölgelerden eğer yağlar liposarkinle alınırsa tekrar aynı yere yeniden geliyor diye, böyle bir bilgi yanlış. Önce onu söyleyeyim, yanlış. O bölgede yağ miktarı kalıyor ama orantılı alma olur artık. Normalde yapılan liposarkin sonrası kişi kilo alırsa kişi orantılı alır. Yani sadece belli yerde birikme olmaz. Kilo alsa bile balık eti görünümlü düşünün kişiyi. Orantılı bir kilo alma olur. Aynı bölgede yağ alma olmaz. Bu normal değil. Böyle bir şey yanlış bir bilgi. Bir de şöyle bir yanlış bilgi var. O bölge yağ alınan bölgeler daha sonra vücut kilo alıyormuş. Diğer bölgeler kilo alıyormuş. Orada çukur kalıyormuş diye bir bilgi var. Evet evet, işte yanlış bunları konuşuyorlar. Evet. Biz kadınlar bir araya gelince hemen bunları konuşuyoruz. Kesinlikle bu da bir yanlış bilgi. Ama şöyle söylüyorum. Normal şartlar altında düzgün yapılan bir liposakşında böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yine tekrar söylüyorum. O bölgede yağ hücresini biz tamamını boşaltmıyoruz. Sadece fazlalık olan kısmı alıyoruz. Artık tamam, kısmı hemen alıyoruz. Bir soru daha geliyor. Liposakşından geleceğim o soruya da. Kızım 15 yaşında, dinleyin. Biraz sonra söyleyeceğim. Liposakşından sonra da yememize içmemize yine dikkat etmemiz tabii ki gerekiyor değil mi? Liposakşin yaptırmış vücudu tamamen şekillenmiş. Şunu da söyleyeyim. Liposakşin kadın bedenini şekillendirmede bugün geldiğimiz nokta dünyada en etkili, en efektif yöntemdir. Yani liposakşından daha etkili vücut şekillendiren bir yöntem yoktur. Ben glujinleri ütülemeyi tercih ediyorum. Bir dakika. Kızım 15 yaşında. 15 yaşında. Göğüsleri çok büyük, çok sıkıntılı duyuyor bundan. Ne yapılabilir? Evet, genç kızlarda bu duruma ne tabii yapabiliyoruz? Mesela bunun için söyleyeyim. 15 yaşında aşırı bir göğüs büyüklüğü söz konusu ise tabii ki onun psikolojisini bozacak. İşte yaptığınız kıyafetlerin hiçbirisini giyemeyecek. Bu da onu olumsuz etkileyecek. Burada yapılacak olan mutlaka bir analizlerin, bir takım endokrinolojik tetkiklerin yapılması gerekiyor. Eğer altta yatan bir hormonal bozukluk varsa mutlaka bunun tıbbi tedavi edilmesi gerekiyor. Ama nihai tedavi şekli cerrahidir. Eğer endokrinoloji şunu derse ki evet bunda altta yatan bir rahatsızlık var ama artık bu fazlalık kızın omurgasına, boynuna, vücuduna rahatsızlık veriyor diyor ise operasyonla küçültülür. Bu omurgaları çok rahatsız ediyor. Evet. Ben böyle bir bakka biliyorum, bir yakınımda evet, oldu. Gerçekten rahatsız ediyor. Ama şunu da sormak istiyorum. 15 yaşında veya 18 evet yaşında böyle bir şey yaptıktan sonra doğum yapabilir mi, çocuk emzirebilir mi? Göğüsleri fazla büyük olan bir kadın. Yani hamile kalabilir mi? Küçültme yapıldıktan, normal boyutlara getirdikten sonra normalde %80 oranında çocuk emzirebilir. Yani 100 kadına ameliyat yaparsanız 80 tanesi çocuğunu emzirebilir. Kullanılan uygun yöntem ile. Yani emzirmeyi tekniğe, kullanılan tekniğe bağlı olarak söylüyorum. %80 oranında sağlayabilir kişi, çocuğunu emzirebilir. %20'lik bir oran bırakmak lazım. O normal kişilerde zaten de zaten normalde bile, evet, hiç ameliyat olmadığı halde bile olanlar olabilir. Çok çok güzel. Ya Cengiz, inanamıyorum. Bir dakika, bir dakika. Efendim görelim Cengiz. Ceket bitti. Evet, sen önüne gelmeden tamam, yandan yapacağım biraz. Okay. Evet. Ceketi bitirdik. Şimdi şey yapıyor. Kübra dikiyor. Evet. Ondan sonra biritler de bitti. Efendim çok mutluyum. Bugün hayallerimden bir tanesini gerçekleştirdim. Yani Cengiz Abazoğlu gerçekten bakın ne kadar da burada geldi bizimle birlikte arkadaş, dost olarak hakikaten programa büyük katkı sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek keyif. Nasıl Fransızlar gurur duyuyorsa bugün biz de burada bütün arkadaşlarım, ekibim ve ben senin burada olmandan büyük gurur duyuyoruz. Çok, ben de çok mutlu oldum. Özellikle gerçekten. Ya ekip harika, kamera arkasında süper. Ya harika. Yani kendimi şeyde, atölyede devam ediyormuşum gibi. Evet. Ve efendim ben de biraz sonra süper şu büstiyerimi çıkartıp göstereceğim size. Derya Baykal canlı yayında büstiyerini çıkaracak. Az sonra. Bravo. Sibel ne yaptık? Ayvalar oluyor mu? Ayvalar bakın. Az kaldı. Sarımsağı nereye koyduk biz, buna mı? Buraya koyduk. Ay 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 ay. O şekeri koydun mu, doğruyu söyle. Koydun mu? Vallahi koydum. Ne yalan koydun söyleyeyim mı? Hepsini koydum.
İşte görüyorsunuz değil mi? Dost dedik bizi bağrımıza bastık. Bu oldu. Siz aynı şekersiz yapıyordunuz. Şekersiz. Yok ben bu zaten çok meyvalı. Ben bunun içini şeyli yapacağım. Blueberry, redberry, o berry ailesinden şeylerle yapacağım. Onlar çok antioksidan. Ben ekiyorum ben devamlı. Güzel... Size toplayıp vereyim ama. Mesela farming'i var da efendim şeyde Facebook'ta. Vereyim ben. Var mı onlardan blueberry, redberry? Olmaz. Olmaz. Rica edeyim Sibel. Efendim o kırmızı biliyorsunuz nar çıktı. Narsız gezmeyin. Kesinlikle gezmeyin. Bak Cengiz, narı sen de yemen ben lazım. Ben çok severim. Hepiniz yemelisiniz. Sabahleyin narınızı ayıklayın. Bir kutuya, şöyle klikli bir kutuya koyun. Yanınıza alın. Bundan bir ara öğün yapın. Ay yani inanılmaz. Cilt için doktor bey yani hakiki bir estetik yapıyor. Gerçekten nar, nar, reklamlar.